Tat oldu bitti. Hani dolgun demek. Toplu. Toplu. 4 puan. Keşmekeş. Keşmekeş 7 puan. Tartışmacı. Tartışmacı gayet güzel. Ne yapalım? Arındırmak. Harf almadı. Ne yapıyorsun istiyor arındırmak? Sayın Adel Polat için efendim alkışlar. Adalet bölümünde okumuştur kendileri. Ben hızlıca tanıtıyorum. Niteliklerinizden bahseder misiniz dediğimizde bir tek bu bilgiyi vermiş. Bir de yanına şunu eklemiş. Herhalde canımız sıkılsın diye. Küçüklüğünden beri kelime oyununu izliyormuş. Çok teşekkür ederiz. Çok severek izliyorum. Eksik olmayın. Eksik olmayın efendim. İzlediğiniz belli. Geçen seferkinde gayet güzel bir performans sergilediniz. Ama yani 8800 puan artı 2 saniye yetiyordu bize, yanılmıyorum değil mi? Siz inatla 9000'in üzerine doğru harf almadan yarışmaya çalışmıştınız. Ben sizi durdurmaya çalışırken siz ilerliyordunuz. Şimdi durdurmaya çalışmayacağım. Tamam. Çünkü ilk sıradayız. Sizden sonra 3 kişi yarışacak. Sizin belirlediğiniz çıtayı aşmaya çalışacaklar. Pelin Hanım daha öncesinde 9600 puan aldı. Neredeyse 1,5 dakika arttırdı. Siz ne yapacağınızı benden daha iyi bilirsiniz. Değil mi efendim? Öyle oldu. Peki başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun geliyor. Bazı memeli canlılarda bulunan tüylü deriye ne diyoruz efendim? Host. Ne diyoruz? Host. Ya da? Daha değerli ise? Kürk. Kürk. Gayet güzel. Şimdi durdursaydım sizi harf falan almaya kalkardınız. O yüzden bıraktım basın efendim. Buyurun geliyor yenisi. Bu daha uzun bir soruya sahip. Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse. İslam gizemcisi. Sofu. Sofu alim. Neydi o da? Sofu'ya benzer ne vardı? Sofi. Neydi? Sofi. Neydi? Sofi. Bir harf için sizi kırmam. Sufi. Mazhar Fuat Özkan'ın Erevizyon'a katıldığı şarkı diye de bilinir. Buyurun geliyor yenisi. Dil bilgisinde fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu. Etken. Hayır. Veya yapılacağını belirten zaman. Nasıl zaman? Dili geçmiş değil. Mişli. Mişli geçmiş de değil. Bunun ekleri irdir, ırdır, dirdir, dırdır. Zamir. Bak zart. Soruyu bir daha okuyun ne olur. Soruyu özümseyemediniz. Yapılmakta olduğunu ve yapılacağını. Geniş zaman. Nedir? Geniş zaman. Bazen bir daha okumak lazım. İyi miyiz? İyiyim. İyiyiz. Şimdi dikkat. Belki harf aldırır bu kelime. Tamam. Bir bakalım. Ama bilinmedik bir şey de değil. Öfke, kızgınlık. Bu anlamda Farsça kökenli bir sözcük aradığımız. Kullanılıyor dilimizde. Mesela öfke ile saldırdı. Kızgınlıkla ayağa kalktı. Sinir. Sinir değil. Öfke. Cümle içinde kullanmaya çalışın. Yerine şiddet. Başka şeyler. Hiddet de değil. O 6 harfli. Bu 5 harfli. Öfke, kızgın. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Yeter bence bu. Nokta noktayla ayağa kalktı. Hışım. Ne yapalım? Durduralım. 1700 puanı çıksın kasa. Tamam. İlk 4 soruda bir tanecik harf. Bence güzel alışveriş. Şimdi hışım kadar zorlar mı? Olabilir. Buna bir işaret kondurmuştum. Belki yarışmacı harf alır diye. Alırsanız ürkmem, korkmam da. Yine de o 600 puana ihtiyacımız var Adel Hanım yahu. Gelsin sorusu. Derebeylikle ilgili anlamına geliyor bu Fransızca kökenli kelime. Derebeylikle ilgili düzen. Dük. Derebeylikle ilgili toplum. Batı kökenli bir kelime aradığınız. Derebeyi nokta nokta ağlar. Derebeyi. Derebeyi düzeni nokta nokta düzen. Alalım mı bir harf? Bir harf alabilirim. Alalım. Batı kökenli bir kelime aradığınız. F harfiyle başlıyor. Feodal. Olur mu? Feodal. Olmaz mı hiç? Kasayı 2200 yaptı. Süremizi biraz yedi. 6 harfli cevapları daha bitirmedik unutmayın ama 2 dakikadan fazlasını kaybetmiş bulunuyoruz şu noktada. Hadi biraz hızlanalım. Harf almazsak daha da hızlanırız. Önlem veya hazırlık anlamına geliyor bu Arapça kökenli sözcük. Önlem almak, ne almak?
Önlem. Ya da hazırlık. Önlem almak. Biliyorum bunu. Önlem. İmtina gitmiş. Önlem. Hani hazır olalım, nokta noktalı olalım, önlem olalım, alalım. Şeyle olalım. Aa, sürem gidiyor. Bir harf. Harf alayım. Bir harf alırız, durduruz. En güzeli. Önlem. İşte buraya da yangına karşı önlem olsun diye nokta nokta mahiyetinde yangın söndürme tüpünü koyduk. Gitti. Önlem. Veyahut da ben sana söyledim mi böyle hazır ol, nokta noktalı ol, daha önceden önlemini al. Hazır ol. Hayır. Yapmayın yahu. D harfi. Evet. İlk hecenin sonu o D harfi. İlk hecenin sonu. Evet. Şey. Ne almak? Neli olmak? Temkin. Temkin değil işte. Temkinli olmak. Tedbirli olmak. Şu temkin erken gelseydi biz o tedbiri bulurduk. Tamam, hak ettiğinizden biraz daha düşük bir puanla kucaklaşacağız efendim sorular bittiğinde. 9000 ve ötesini hedefliyorduk. 8500 olabilecek durumda. Artık yapılacak şey, umut edilecek şey onların da aynı tuzağa düşmesi. Tamam mı? Hadi vazgeçme. Yeni soru. Akciğerlerdeki hava dallarının iltihaplanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Zatüre. Hayır. O akciğerlerdeki hava dallarının ismi neydi? Hani şu şeyler. Küçük küçük hani o şeyler. Neydi onlar? Batı kökenli bir adı vardı onların. Akciğerlerimizdeki o şeyler. Bilmiyorum, gitti. Harf alalım. Harf alalım. Harf alalım. Çok süre kaybettik. Batı kökenli bir kelime bu. Bu rahatsızlığın adı. Akciğerlerdeki hava dalları, o küçük. Bronşit. Bronşit kesinlikle bizim aradığımız yalan. Adel Hanımcığım, kötü haber şu. 50 saniyeniz var. 50 saniyeniz var. Sizi 7 soru bekliyor hali hazırda. Artık şampiyon olma umudum yok. Efendim, 8400 puana ulaşma şansınız var halen. Bir terslik yaşadınız. Evet. Ama herkesin başına gelebilecek bir şeydi bu. Feodali atlattınız, hışımı atlattınız, tedbirde takıldınız. Herkesin başına gelebilirdi. Onların da başına gelebilir. O yüzden bence ulaşabileceğimiz 8400'den daha düşüğüne tamam demeyelim. Tamam, tamam mı? Biraz da hızlanalım ama 50 saniye tamam. Kaldı çünkü. Hadi 7 harfli cevapların ikincisine. İnşa halindeki her türlü yapı alanı ve çevresi. Girmek yasaktır. Baretsiz gezmeyin. Neresi burası? Şantiye. Şantiye. Buyurun. Bir tiyatro terimi. Fransızca kökenli birçoğu gibi. Halledersiniz bunu. Sahneye konulan oyunun ilk temsili. Ön gösterim. Prototip. Hayır, öyle başlıyor da. Proviz. O önceden görme. Provizyon. Öyle başlıyor ama. Bir harf. Bir harf istiyorum. Aldık bir harf, durdurduk. Tam da lazım olan yerden geldi. Siz başını buldunuz zaten. Şöyle hani Fransızca ya. Hı hı. Öyle bir söyleyelim zaten. Prö. Daha böyle Fransız, daha böyle. Putain. Ay yok öyle. Prömatür gibi. Premier. Premier. Buyurun. Böyle tarzı, janrı oturttuktan sonra gerisi geliyor. Gerisi geliyor hakikaten. Buyurun efendim, yeni soruya. Etli meyvelerin çoğu sert bir kabukla çekirdek. Kaplı tohumlarına çekirdek denir. Tamam, tamam. İki kelimeden oluşuyor, bunu unutmayın yeter. 9 harfli bir cevaptır aradığınız. Hayır, mekmak yok. Bunda kalıplaşmış tabir. Şöyle sorduk. Yoksa, öyle olmazsa anlamlarında bir söz dizisi. Yoksa öyle olmazsa. Beklediğimin zıddı gerçekleşirse. Aksi halde. Aksi halde, gayet güzel. Şimdi işte aynen öyle bir tabir var elimde yine. Aksi halde gibi bir tabir var. Kalıplaşmış tabir. Başka şekillerde de söylenilebilir. Ama en sık kullanılanı budur. Yine iki kelimeden oluşuyor. Bakın şöyle soruluyor. Başka bir görüşle, başka bir düşünüşle anlamında bir söz dizisi. O biri zaten cevapta da bulacaksınız.
Başka bir. İki kelime birini bulduk. 7 saniye, 6 saniye. Başka bir görüşten. Başka bir düşünce. Bir. Görüş. Görüş. Gözlem. Görü. Yani yalan mı söyledi? Bir görüşe, doğrusu, bir başka düşünüşe göre yalan söyledi. Bir bakıma. Bir bakıma yalan söyledi. 900 puan. 5 saniye kaldı. Son sorudan korkmuyorum. Evet. Son soru son zaten. Soru. Evet. Son sorunuz zaten ortak biliyorsunuz. Bilmiyorum. Dördünüze de birer tane ülkenin ismini sorduk. Fakat bu 14'ünün içerisindeki en zor sorulardan biri. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor o iki kelime. Şöyle soruluyor Adel Hanım. Buyurun gelsin. Seçkin önde gelen elit. Alalım mı harf? Alalım mı harf? Aldık harf. 2 saniye kadar da durdurduk. Güzel, kritik yerden geldi. İki kelimeden oluşuyor, birleşik yazılıyor efendim. Seçkin, önde gelen, elit. Kasabamızın nokta nokta eşrafında. İleri gelen. İleri gelen değil. Ü var orada. Önde giden, ileri. Hani ileri de doğru muyum? Değilsiniz. Seçkin. Hani kasabayı şöyle bir eleye koyup da. Kalbur üstü. Hoppa! 900 puan değerinde. Bu da coğrafya bilginizi sınayacağımız son sorumuz, son cevabımız efendim. Buyursunlar. Belçika, Fransa, Finlandiya. Almanya. Değil dikkat. Mi? Belçika, Fransa, Almanya ile sınır ülkesi olan ülke. Tabii aklınızda 10 harfleri geçirdiniz Macaristan. Hemen. Macaristan. Öyle mi? Macaristan. Almanya, Fransa, Belçika ile sınırı yok. Yok mu? Yok. Finlandiya değil, Macaristan değil, Hırvatistan değil. Çek. Ya zaten bu Belçika, Hollanda bir de bunlara bir şey ülkeleri diyorlardı. Belarus. Ne? Belarus. Benelux. 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 Son hece ne? Lüks. Ne? Lüksemburg. Lüksemburg efendim. Belli kolektif çalışmaların içerisine girilebilir. Çünkü şurada 8200 yazıyor ama benim bu şampiyonum çok daha fazlalarına ulaşabilecekti. Bir basiret bağlanmasıdır yaşandı. Cılız alkışlar vermeyin lütfen. Daha kuvvetli.